Selam Avrupa'da Ramazan'ı sunar. Selam. Güneşli günler yerini yağmurlu ve rüzgarlı günlere bıraktı Avrupa'da. Dün sıcaktan kavruluyorduk Viyana'da efendim. Bugün ise İsviçre'nin Zürih şehrinde neredeyse üşümeye başladık diyelim. Dün Viyana'daydık. Uzun bir yolculuğun ardından İsviçre'ye geldik. İsviçre'nin en büyük şehri Zürih'ten sesleneceğiz bugün sizlere. Avrupa'da Ramazan ekibi olarak kameraman Ali abimle birlikte günlerdir Avrupa'yı karış karış dolanıyoruz ve sizlere Avrupa'daki vatandaşlarımızın kurmuş olduğu cemiyetlerdeki hizmetlerini ve Ramazan hizmetlerini anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün işte sizlere dediğim gibi İsviçre'nin Zürih şehrinden sesleneceğiz ve biz şu anda Zürih'in simgelerinden Zürih Gölü'nün yanındayız ve sizlere buradan merhaba diyoruz efendim. Zürih İsviçre'nin kalbidir, en büyük şehridir. İsviçre biliyorsunuz saatleri ve çikolatalarıyla ünlü bir ülke. Ve biz şimdi İsviçre'nin kalbi olarak bilinen Zürih şehrini gezmeye başlıyoruz. Zürih'in tarihi yerlerinden, güzel yerlerinden sizlere görüntüler sunmaya başlıyoruz efendim. Tarihi şehir Zürih, güzellikleri de var efendim. Az önce gördüğünüz Zürih Gölü ayrı bir güzellik katıyor bu şehre. Zürih Gölü'nün hemen uzantısı olan kanalla da, kanal vasıtasıyla da insanlar tekne turu yapabiliyorlar. Şehrin değişik noktalarına aldıkları bilet vasıtasıyla ulaşabiliyorlar efendim bu kanal vasıtasıyla. Zürih turumuzda işte gördüğünüz gibi böyle küçük caddeler var efendim Zürih'te. Arnavut kaldırımlı dar sokaklar deriz ya biz işte öyle sokaklar var. Buralar Zürih'in tarihi şehir dedikleri, Altstadt dedikleri eski şehir efendim. Buralarda kafeteryalar, restoranlar boldur. Tatil günlerinde buralar insanlarla dolup taşıyormuş efendim. Hemen gördüğünüz gibi burada çeşmeler var, sular akıyor. Zürih'te de bu çeşmeler meşhur. Yani her köşe başında demeyelim ama çok yerinde Zürih'in bu tarz böyle çeşmeler vardır. Devamlı bir su sesini duyabilirsiniz Zürih sokaklarında. İsviçre bildiğiniz gibi bankalarıyla ünlü bir ülke. İnsanlar ellerinde olan fazla paralarını buradaki bankalara yatırıyorlar. Belki şu anda ayağımızı bastığımız yerin altında tonlarca altın, milyarlarca dolar para vardır efendim. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz cadde Zürih'teki Bankalar Caddesi olarak bilinen caddenin başlangıcı. O caddenin içerisinde bir sürü banka var efendim. İşte insanlar, dünyanın zenginleri paralarını buralarda tutuyorlar. Yani adaletsizliğin, dünya kapitalizminin insanları getirdiği nokta bu. Bir taraftan insanlar açlıktan ölürken, bir damla su bulamazken insanlar yığdıkları paraları daha nasıl iyi yerlerde tutabilirimin derdine düşüyorlar efendim. Zürih gezimizdeki son durağımızda bizim Türkçe'de istasyon caddesi olarak bildiğimiz
Burada da Bahnhofstrasse olarak bilinen cadde efendim. Bu caddenin en önemli özelliği Zürih'in en pahalı, İsviçre'nin en pahalı caddesi olması ve dünyanın da en pahalı caddelerinden bir tanesi burası. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bina Zürih Merkez Tren İstasyonu. Bu istasyon caddesi, Almancası da Bahnhofstrasse, buradan başlıyor. Programımızın açılışını yaptığımız Zürih Gölü'ne kadar gidiyor. Burada sağlı sollu dükkanlar var, markalı ürünler satılıyor. Biz gördük, saatin bir tanesinin 35 bin frank olduğunu gördük. Bir pantolonun 1000 franka yakın olduğunu gördük. Burası böyle bir cadde efendim. Zürih'e gelirseniz paranız varsa harcayabilirsiniz ama yoksa da bakabilirsiniz bu caddede. Bu şekliyle kısa bir Zürih turu ve Zürih'le ilgili bilgilerden sonra biz bugün programımızı gerçekleştireceğimiz İsviçre'de külliye olarak bilinen camimize gideceğiz efendim. İsviçre İslam toplumuna bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ve Zürih'in ilk camisi olan külliyeden sizlere sesleneceğiz. Tam bir ümmet dayanışmasının, kaynaşmasının yaşandığı o camimizden görüntüler sunacağız. Ama oraya gitmeden önce kısaca İsviçre İslam Toplumu Hizmet ve Eğitim Binası'na gideceğiz. Ve oradaki hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgiler alacağız. Ve ardından külliye camimizin bugünlere gelişini ve hizmetlerini tanıtacağız efendim. Bugün programımızı gerçekleştireceğimiz yıllar evvel temeller atılan külliyeye gitmeden evvel işte külliyenin bağlı olarak hizmetlerini sürdürdüğü İsviçre İslam Toplumu'nun Regensdorf'taki binasına geldik. Hizmet ve eğitim binasına geldik ve buradaki hizmetlerle ilgili, çalışmalarla ilgili de Cumali Bey ile konuşacağız. Özellikle buradaki hac umre çalışmalarını ve şirketin, hac umre şirketinin çalışmalarını konuşacağız Cumali Bey ile efendim. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk efendim. TV5 ekibimize hoş geldiniz diyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah size razı olsun. Gerçekten seve seve izliyoruz. Avrupa'yı bize, ayağımıza getiriyorsunuz. Ayrıca bizi de memleketimize, ülkemize götürüyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Allah Rabbim razı olsun. Sizden razı olsun efendim. Ramazan nasıl geçiyor Cumali abi? Öncelikle biraz kendini tanıtır mısın bize? Onu unuttuk bak. Evet. İsmim Cumali Akça. Malatyalıyım. Aşağı yukarı 30 yıldan beri İsviçre'de yaşıyorum. Evliyim. Bir çocuğum var. Elinizi öper. Ve o bugünden bugüne de teşkilatımızın içindeyim hamdolsun. Çeşitli kademelerde görev aldım. İşte bütün bölgede olsun, daha önce şubede olsun. Öylece çalışmalar devam ediyor. Şu anda da yine bölgemizde hem hac umre sorumlusuyum hem de sosyal hizmetler başkanıyım. Ayrıca teşkilatımızın kurmuş olduğu bir şirketimiz var. Raize Büro'muz. İşte SİGMG Raizin GmbH. Onun sorumlusu benim. Diğer iki kardeşimizle beraber çalışıyoruz hamdolsun. Böyle. Efendim şimdi SİGMG Raizin olarak ne tür hizmetler sunuyoruz İsviçre'deki vatandaşlarımıza? İlk olarak bizim hem hac umre hizmetlerini sunuyoruz. Bir de bilet hizmetler sunuyoruz. Bütün şirketler, havayolu şirketleriyle dünyanın her yerine bilet satıyoruz kardeşlerimize ve gerçekten cüzi bir miktarda kar ederek satıyoruz. Çünkü şirket teşkilatımızın malı, yani kimsenin şahsi malı değil. Bu anlamda gayemiz insanımıza, buradaki kardeşlerimize hizmet etmek. Bu bir. İkincisi de asıl en önemli olan da şu, biz umre yetkisi olan Türk kuruluşlarının içinde tekiz elhamdülillah. İsviçre'de evet. Yani resmi olarak İsviçre'de vize alabilen, istediği zaman umrezi götürebilen tek kuruluşuz. O anlamda da kardeşlerimize umre konusunda da yardımcı oluyoruz. Senenin her zamanında, her ayında elhamdülillah umre organize edebiliyoruz. Yine paket programlar sunuyoruz vatandaşlarımıza. Çeşitli işte tatillerde bizim çevremize uygun olan yerler var. Onlarla ilgili anlaşmalarımız var. Oralara gönderiyoruz. Böylece bu hizmetleri sunuyoruz. Bölge merkezimizi gezerken aynı zamanda bir lokanta, akşamları evet, iftarın verildiğini, marketin evet, de olduğunu gördük. Evet.
Hem bu bölgemizin daha iyi çalışmaları yapması için bir ticari kurumlar herhalde bunlar, evet. Değil mi efendim? Evet, tabii yani bölge merkezimize bağlı, yine bölgemizin malı olan, teşkilatımızın malı olan Güven GmbH isminde bir şirketimiz daha var. Burada işte gördüğünüz gibi marketimiz var. Ayrıca şubelerimize toptan eşyaları verebilmek için kardeşlerimiz gayret gösteriyorlar. Yine Güven GmbH'mıza ait olan restorantımız var. Burayı inşallah kısa bir süre sonra bütün dışarıya açık bir şekilde yapacağız. Devamlı açık olan, 7 gün açık olan bir restoran şeklinde olacak. Şimdi bir de Sosyal Hizmetler Başkanlığı yönünüz vardı, evet, sizin. Evet, onu da bahsettiniz. Evet, evet. Fitre ve zekat çalışmalarımız nasıl gidiyor efendim? Elhamdülillah biz biraz tereddütlüydük başta. Çünkü gerçekten izin zamanı. Bütün kardeşlerimiz yine gidiyor ama şube başkanlarımızı, sosyal hizmetler başkanlarımızı arıyoruz. Çalışmalar güzel elhamdülillah. Yani gerçekten kardeşlerimiz duyarlı. Türkiye'ye gidenler bile fitresini, zekatını burada bırakıp giden kardeşlerimiz var. Gerçekten güzel, olumlu sonuçlar inşallah alacağız orada da. Buradan da son sözlerinizi alayım. Neler söylüyorsunuz sizi tanıyanlara, memleketinize, cemaatinize efendim? Buyurun. Efendim, birlik önemli, beraberlik önemli, kardeşlik önemli. Gerçekten yeryüzündeki olayları hepimiz beraber görüyoruz. Yani Müslümanların birleşmesi lazım, Müslümanların birlik olması lazım. Yani Müslümanların kendi birliğini kurması lazım. Bunun için bütün kardeşlerimiz, herkes, hiç AB, hiçbir şey ayrım yapmada, hiçbir parti ayrım yapmada İslam birliği için, Müslümanların birleşmesi için mücadele etmesi lazım. Bundan başka çaremiz yok. Görüyoruz işte, Irak öyle, Suriye öyle, Mısır işte görüyorsun. Yani Avrupa'ya, Batı'ya bakarak, onların gözüne bakarak bizim kurtuluşumuz olmaz, sonumuz olmaz. Bu anlamda bütün kardeşlerimize, Türkiye'deki kardeşlerimize de aynı duygu ve düşünceleri söylüyorum. Yani biz kendimize dönmemiz lazım, özümüze dönmemiz lazım. Başka alternatifimiz yok, başka çaremiz de yok. O anlamda bütün kardeşlerimizin, bütün ülkemizdeki bizi seyreden bütün kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bayramlar inşallah mübarek olsun. Bayramlarımız bayram gibi olsun diyorum efendim. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. İsviçre İslam toplumuna bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Zürih'teki külliye çok güzel bir ortam. Sıcakkanlı insanların, ümmet coğrafyasının her noktasından Müslüman kardeşimizin olduğu bir yer. İşte buranın temelleri 70'lerin başında atıldı efendim. Ve şimdi de bu 70'lerin başına şahit olan, ilk zamanlarına şahit olan bir abimiz yanımızda. Kendisiyle de o yılları konuşacağız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar efendim. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben ismim Ahmet Büyük Karaca. Afyonluyum kendim ve İsviçre'de 1975'ten beri burada bulunmaktayım kendim. 75'ten beri buradasınız ve külliyenin o ilk yıllarına şahit oldunuz. Nasıl oldu efendim buranın kuruluşu? Buranın kuruluşu efendim şu şekilde diyebilirim. Benim yaşımda buradan daha gencim, 16 yaşındayım ben. Bu arada benim babam buraya gelmişti daha önce, 1970 senesinde gelmişti buraya. 70'lere gelmişlerdi. Burada o zaman cami yoktu, bir şey yoktu böyle, durum yoktu. Bu arada bunlar, bu camide burası bir odaydı. Gelmeyeceğiz, günlük burası bir odaydı. Bunlar bir odayı yutmuşlardı 1970 senesinde, evet. Durmuştu. O zamanki kardeşlerimizden kimi rahmetlik oldu. Babam rahmetlik oldu, hafızlar o. Öldü kendisi, rahmetlik oldu. 75'de rahmetlik oldu. Çoğu. Diğer kardeşlerimiz döndüler, gittiler. Tabi burası 73'te kuruldu diyebiliriz. 73'te kurulup sene 1900-2003, 40 sene. Evet. Geçen bir süre içerisinde. Burada bir cami yoktu. Bir cami görünmüyordu burada. Fakat burası bir miyek taşıydı burası. Rabbim razı olsun Kur'anlardan diyelim. Bugünlere gelmesinde. İsviçre'de bir tohum attı burası. Evet, burası. Bugünlere getirdi. Buradan da sizi tanıyanlara, memleketinize neler söylüyorsunuz? Allah hepsine razı olsun. Hepsine dostlarım, tümüne selam söylüyorum. Ayırmıyorum hepsine. Hepsine selam söylüyorum.
İsviçre İslam Toplumu Zürih Külliye'deyiz efendim. Burası güzel bir yer. Zürih'e gelenlerin yıllar evvel de gelse muhakkak uğradığı bir mekandır. İşte şu anda bu mekanımıza başkanlık görevini yürüten Ali abimiz yanımızda. Kendisiyle de inşallah camimizin şu anki hizmetlerini, faaliyetlerini konuşmak istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sözlerime başlamadan evvel TV5 ekibini bizi burada ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ali Zengin, kendim Burduluyum. 1995 yılında İsviçre'ye geldim. Evet. 2000 yılından itibaren de bu caminin hizmetkarlığını yapmaya gayret ediyorum. Külliyemiz 70'lerin başında kurulmuş ve bugünlere gelmiş bir cami. İsviçre'nin camiler noktasında tohumunun atıldığı yer. Şu andaki durumu nedir efendim? Kaç üye vardır, neler yapılıyordur? Evet, Külliye Camisi 1974 yılında kurulmuş. Büyüklerin tabiriyle Mescid-i Küba. Yani bütün mescitler, İsviçre'deki mescitlerin anası. Elhamdülillah şu anda Türk cemaatimiz biraz az olmakla beraber günlük olarak bütün vakitlerde en az 50 bazen 100-150 civarında cemaatimiz olan, ümmetin birleştiği, bütünleştiği, ümmet bütünlüğünün sağlandığı İsviçre'deki tek cami diyebiliriz elhamdülillah. Yaklaşık 25-30 ırktan insan kendisini en güzel şekilde ifade edebildiği için ve benliği kaldırıp biz olabildiği için elhamdülillah. Herkes bu camiyi benim, bizim camimiz diye gördüğü için, rahat ettiği için rahatlıkla gelebiliyor. Cami cemaat hizmetlerinin yanında cumartesi pazarları yine hem Türk hem de Somalili kardeşlerimiz aşağı yukarı 70 tane çocuklar okutulmakta, dini ve dünyavi. Daha sonra bayanlar için dersler verilmekte. Allah izin verirse inşallah Ağustos'un sonunda itibaren de Arapça kurslarını başlatıyoruz. Camimiz metrekare olarak küçük görünebilir ama elhamdülillah yaptığı hizmet bakımından, yaptığı işler bakımından %100 faaliyetle devam ediyor. Burayı biz bazen Mescid-i Nebevi'nin minyatürü veyahut da Resulullah Aleyhisselam zamanındaki gibi, yani hakikaten örnek bir mescit. Diğer camilerdeki gibi iftar yemeği verip herkes eşin dostunu çağırmıyor. Sadece buradaki azül, çile çekmiş, yolda kalmış seferi olan kardeşlerimiz için iftar yemeği veriliyor elhamdülillah. Dünyadaki İslam coğrafyasına baktığımız zaman kalbimiz titriyor, gözlerimiz yaşarıyor. Ve şunu söylemek istiyoruz. Elhamdülillah biz külliyede bu birliği kurduk. Demek ki Müslümanlar benlikten çıkıp biz olabildiği zaman dünya Allah'ın, mülk Allah'ın, her yer Allah'ın, paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Dünyada her şey bütün herkes için yeterli. Yeter ki paylaşmasını, bölüşmesini bilebilelim ve ümmet ruhuna, ümmet şuuruna erişebilelim. Bu Ramazan münasebetiyle şunu Rabbimden niyaz ediyorum ben. Allah-u Teala bütün müminlere, Müslümanların ferasetini artırsın, şuurunu artırsın. Sadece ben değil, biz olalım inşallah. Ramazan, Resulullah'ın deyimiyle bütün müminlere, Müslümanlara bağışlanma, cehennem ateşinden kurtulma ayı olsun inşallah. Gelecek Ramazan bayramı bütün müminlerin hayırlı olsun, Müslümanlara bereketli olsun, Müslümanların birleşmesine, buluşmasına ve aradaki fitnelerin kaybolmasına vesile olur inşallah. Buradan ben de yine Burdur'daki bilhassa anneme, kardeşlerime ve bütün Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum. Yıllar önce işçi olarak gelen büyüklerimizin İsviçre'nin Zürih şehrinde kurduğu külliye ümmetin buluşma yeri olmuş efendim. Burada İslam aleminin her noktasından insanla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi yanımızda bu camimizde İmam Hatip görevini yürüten hocamız var. Kendisiyle de bu ortamı konuşmak istiyoruz. Ama öncelikle hocam hayırlı Ramazanlar sizlere. Biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olması için Cenab-ı Hak'tan dua ediyorum inşallah. 10 seneden beri Zürih kentinde din görevlisi olarak görev yapıyorum. Ben burada bu görevi yaptığım için
çok mutluyum ve seviniyorum. Aynen burasını Kabe-i Muazzama'daki hepsini birer Bilal Habeşi olarak görüyorum ve seviniyorum. Görev yapmaktan da çok seviniyorum ve mutluyum. Hocam bir de sizi tanıyabilir miyiz şimdi? Siz kimsiniz? Ben Halit Barut, Manisalıyım. İlahiyat mezunuyum ve Manisa Müftülüğü'nden de personel müdürü olarak görev yaptım ve ayrıldım. Hafızım kendim, İzmir İlahiyat mezunuyum. Az önce dediniz, burada ümmet dayanışması, ümmetin her noktasından insanlar var. Kimlerden var, hangi ülkelerden var hocam? Özellikle Somali, Afganistan, Pakistan, Ürdün, efendim Irak, Suriye, Endonezya. Şunu diyebilirim, buradaki arkadaşların daha sayamadığım isimlerini birçok İslam ülkesinden insanlar var. Bunların hemen hemen çoğunluğu diye %80'i hafız. Maşallah. Evet. Burada şunu gördüm. Ben kendim hafız olduğum için ben bile zorlandım. Çünkü hepsi hafız. İşlerinde Endonezyalılardan 5-6 kişi arkadaşımız dünya ikincisi, üçüncüsü hafızlar. Burada görev yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Kolaylıklar versin. Bu ortamda bulunmak, bu ortamı onlarla yaşamak nasıl bir duygu? Özellikle Ramazan ayında, belki akşam iftarda dediniz ki caminin içerisinde birlikte iftar edeceğiz. Bu duyguyu yaşamak nasıl bir şey hocam? Şimdi bu arkadaşlarla beraber yaşamak, iç içe olmak, camide beraber ibadet yapmamızdan dolayı ben çok mutluyum. Aynen bunları ben bir sahabe misali görüyorum. Onun için garip, guraba, annesinden, babasından, evladından, ailesinden ayrılmış gelmiş, azül hepsi burada. Korunmaya muhtaç ve şefkat istiyorlar. Onun için Müslümanların bunları yardım etmesi, yapmaları için yarış ediyorlar. Bundan da seviniyorum ve hep beraber bu hizmeti götürüyoruz. Rabbim inşallah nice yıllar burada bu ümmet kardeşliği içerisinde hizmet etmeyi nasip eylesin hocam sizlere. Ramazan nasıl değerlendiriyorsunuz külliyemizde? Ramazan bu camilerin içerisinde en çok cemaati bol olan yer külliye. Diğer camilerdeki cemaat ben biliyorum Zürih'in hepsini 22 tane cami var şu anda. Cemaati yani bir saf iki saf olmuyor ama bizim camimiz doluyor. Bütün namaz vakitlerinde hınca hınç doluyor. Güzel bir ortam cemaatiyle birlikte. Rabbim razı olsun sizlerden. Hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyorum hocam. Buradan da çocuklarınıza, sizi tanıyanlara, belki bayrama yine gidemeyeceksiniz. Buradan bir bayram mesajı ve onlara neler söylüyorsunuz buradan? Tüm Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Çoluk çocuğuma da ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. İsviçre'nin Zürih şehrinde 40 yılı aşkındır hizmetlerini sürdüren İslam toplumu külliyedeyiz efendim bugün. İşte gördüğünüz burası ümmetin birleştiği bir mekan. Bu mekan bütün İslam alemine örnek olsun diye dualar ederek konuşmamıza başlıyoruz. İftar saati yaklaşıyor ve şimdi de yanımızda inşallah İsviçre İslam toplumu başkanlığı görevini yürüten Sayın Abdullah Kasapoğlu hocamız var. Kendisiyle de hem İsviçre'deki çalışmaları hem de Ramazan'ı hem de son dönemlerle ilgili duygu ve düşünceleri alacağız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar efendim. Teşekkür ederim. Bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar olsun. Rabbim razı olsun inşallah. Dualarınız kabul olsun. Her yıl geliyoruz. Yeni camilerimizde, yeni yerlerimizde programlar yapıyoruz. Öncelikle Ramazan mesajı almak istiyorum. Nasıl geçiyor Ramazan İsviçre'de efendim? Her Ramazan aynı şeyleri söyleyeceğiz. Hep tekrar edeceğiz. Çünkü tekrar edilmeyenler terk edilirler. Ramazan'ı da tekrar ederek o ruhu, o coşkuyu biz Müslümanlar olarak bizatihi de tekrar ediyoruz. Ramazan af ayı, mağfiret ayı, günahlardan arınma ayı. Bunun paralelinde işte huzur ayı, coşku ayı, sımsıcak havada, sırılsıklam terleyerek, en zor şartlar altında çalışarak bile olsa dinliyorsunuz o kişiyi. Böyle çalışılan bir kişi bile o sıkıntıyı anlatırken bir coşku, bir hazla Allah bir kolaylık veriyor. Gene bir coşkuyla, bir huzurla tutuyoruz diyor. İşte bunu ispat etmenin başka bir örneğine gerek yok.
susuzluksa, sıcaksa, yorgunluksa hepsine dayanıyor. Ya Allah bir kolaylık veriyor diyor, tutuyorum diyor. Peşinden 20 rekat teravide kılıyor dar vakitte. Dolayısıyla bu Ramazan'da da insanlarımızı, biz de her akşam bir cemiyetimizi dolaşıyoruz. Bu tür duyguları insanlardan dinleyerek yansıtıyoruz insanlarımızdan. Bu da bize haz veriyor. Yani öz cümleyle şöyle de diyebiliriz. Ya Allah'a çok şükür ki biz namaz kılıyoruz, biz oruç tutuyoruz, biz teravih kılıyoruz. Biz gerçekten başka insanlarız. Müslüman olmak gerçekten bambaşka bir şey. Cenab-ı Hak bize bunu lütfettiği için ne kadar şükretsek az. Allah'a şükür ki Müslümanız. Elhamdülillah. Rabbim inşallah bu şükrü ömür boyu yaşayanlardan eylesin Sayın Başkanım. Coşkulu yaşanan Ramazan, bölgemizin çalışmaları giderek artıyor. Şu andaki durum nedir? Kaç şubemizle hizmet ediyoruz İsviçre'de efendim? Biz İsviçre'de 22 yerde şubemizde hizmet veriyoruz. Çalışmalarımız iyiye gidiyor. Merkez binamızı ziyaret ettiniz. O binamızda düşünün 400 civarında bay bayan, küçük 4-5 yaşındaki çocukların eğitiminden tutun her yaş kesiminden insanlar var. Ayrıca okul derslerine yardımdan Almanca din derslerine ve Türkçe derslerinden birçok alanda lisan kurslarına hizmetleri sürdürüyoruz. 3 senede o binada 3. senemizde böyle bir duruma gelmiş olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Çok önemli vurgu yapmak istiyorum. O binamızda ders alan, belki şimdilik numunelik ama örnek olması açısından çok güzel İsviçreli bayanlarımız da var. Mesela Çinli bir hanım var. Müslüman Türk'le evlenmiş, İslam'ı enterese etmiş, öğrenecek adres arıyor. Dolayısıyla Almanca verildiği için İslam dersleri, derslerimize iştirak etmiş. Geçen sene bir İsviçreli bayan, ben Müslüman değilim ama İslam'ı dinlemek, sizin derslerden tanımak istiyorum dedi ve zannediyorum 4 aylık bir zaman sonra Müslüman oldu. Bu sene Ramazan ayının içerisinde genç bir bayan, hanım kardeşimiz, derslere katılıp İslam'la bilgiler edinmek istiyorum dedi ve elhamdülillah o da, ben ofisiyel böyle programlı olsun, duyusun herkes Müslüman olduğumu bu coşkuyla. Böyle bir bayan kardeşimize program yaptık. Bu tür etkinlikler de bizim hızımızı, heyecanımızı artırıyor. Cenab-ı Hak hepimizi, bizleri, teşkilatları, çalışmaları, organizeleri başka insanların da hidayetine vesile olacak şekilde yönlendirsin diye dua ediyoruz. Bugün külliyedeyiz. Bir ümmet kardeşliğinden bahsettik. Son dönemde İslam dünyasında yaşanan sıkıntılar da görüyoruz. Buradan bir hem Ramazan mesajı hem son sözler olarak, bu ortamı da bilen birisi olarak neler söylersiniz efendim? Keşke bir küçük mescitte her din, her devletten, her ırktan, her anlayıştan diyelim ama İslam dinine mensup olarak insanların toplanması gibi, keşke burayı küçük bir model dersek, bütün İslam alemi de bir şekilde kendilerini bir araya topladıkları bir organizeler olabilseydi. Bu anlamda olabilseydi ne olurdu? Belki Mısır'daki bu yaşadıklarımız böyle olmazdı. Bütün İslam aleminde hep acı yaşıyoruz. Bu acıları belki en asgari seviyede yaşardık. Tedavisi kolay olurdu. Ben Ramazan vesilesiyle müsaadenizle Mısır'daki kardeşlerimize, bütün buradaki toplumumuz adına, çünkü biz Mısır'ı bütün mescitlerimizde, her ziyaretimizde konuşuyoruz, bütün mümin kardeşlerimizin kalbi Müslüman kardeşlerin acısıyla atıyor. Herkes dua ediyor. Muhammed Mursi'nin tekrar efendim görevine dönmesi noktasında oradaki halk ne istiyorsa biz de buradan aynı duygu ve düşünceleri istiyoruz. Dertlerine ortağız. Onlara dua ediyoruz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Belki Ramazan'da en çok yapacağımız dua, ya Rab en kısa zamanda. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sınırı yoktur. O her şeye kadirdir. Biz ona dayanan insanlarız. En zayıf durumda bile. Cenab-ı Hak bize en kısa zamanda bütün dünya için, bütün insanların huzur ve saadeti için haklı olanın saygı gördüğü, haklı olanın üstün olduğu, haksız olanın güçlü de olsa zayıf olduğu bir dünya düzenini nasip etsin. Bütün insanlar huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyayı nasip etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde verdiğiniz her hayır sadaka kendiniz içindir. Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın karşılığı size eksiksiz olarak verilir buyuruyor. Demek ki aslında birine bir şey verirken, bir yardımda bulunurken asıl itibariyle kendi nefsimiz için veriyoruz. Rivayet edilir. Efendimizin evinde bir hayvan kesilmiştir. Ve hanımları da bunu tevziğini yani dağıtımını yapmışlar. Efendimiz sormuş, evimize ne bıraktınız? Hanımları demiş ki, ya Resulallah bir kol bıraktık. Gerisini ne yaptınız? Dağıttık. Efendimiz buyurmuş ki, desenize kolun dışında hepsini siz eve bıraktınız. Yani bu ne demek? Verilen kısım olduğu gibi manen sevap olarak bize dönecek demektir. Dolayısıyla paylaşmak asıl itibariyle bir ibadettir diyoruz biz. Yani etrafımızda bulunan insanlara ulaştırdığımız, verdiğimiz bir şey asıl itibariyle bizim amel defterlerimize işlenmekte, dolayısıyla bize dönmektedir. Bundan dolayı da diğer gamlıkla hareket etmek, yani başkasını kendi nefsimize tercih etmek dinimizde övülmüş bir hadisedir. Bu itibarla Peygamberimiz Efendimiz, komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuştur. Yani komşumuz bir sıkıntı içerisinde, bir problem içerisinde ama biz refah içerisindeyiz. Böyle bir hal ve durum Müslümanlara yakışmaz. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kendilerine hakikaten lazım olduğu halde diğer bir kardeşini kendi nefsine tercih eden insanlara öven ifadeler kullanmıştır ayet-i kerimelerde. Mesela bir ayet-i kerimede ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira buyurmuş Cenab-ı Hak. Kendilerine çok lazım olduğu halde ellerinde bulunan yiyeceklerini fakire, yetime ve esire verirler diye övmüştür. Bu ayeti kerimenin Hazreti Ali ve ailesi hakkında indiğine dair rivayetler söz konusudur. Hazreti Ali Efendimiz aslında çok zengin bir insan değildi. Böyle işte bir Ramazan gününde rivayete göre bir gün kapılarına bir fakir gelmiş. Kendi nevalelerini onlara vermişler. İkinci gün bir yetim gelmiş, bu defa ona vermişler. Üçüncü günde bir esir gelmiş, kendileri yiyeceklerini tutmuşlar, ona vermişler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Ali ailesini övmüş. Niye? Diğer bir kardeşini, daha zayıf durumunda olan bir kardeşini kendisine tercih etmiş olması sebebiyle. Öyleyse değerli kardeşlerim, işte Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldik. Fıtır sadakasının vacip olduğu günlerdeyiz artık. Kendi nefsimiz elbette ki nimetler içerisindeyiz elhamdülillah. Bu nimetlerin çeyreğine bile ulaşamayan insanlar var. Bir kısmıyla elimizdeki imkanların o kardeşlerimize de eğer yardımcı olabilirsek, Cenab-ı Hakk'ın وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْبَانِ ayetinde bildirilen müjdeli duruma ulaşırız inşallah. Cenab-ı Hak hayırda, takvada, iyilikte yardımcı olunuz, düşmanlıkta ve günahta yardımcı olmayınız diyor. Biz de bu ölçüler içinde kalalım diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
Selam'ın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam edecek. Selam. Selam'ın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam ediyor. Selam. İsviçre'nin Zürih şehrinde ezana az bir zaman kaldı efendim. Yavaş yavaş burada iftar yapacak kişiler camimize gelmeye başladılar, külliyemize gelmeye başladılar. Biz de şimdi bugün bizlere Zürih'i gezdiren, bugün akşama kadar bizlerle birlikte olan Enes kardeşimiz var. Bu camimizde, bu cemiyetimizde gençlikle ilgili çalışmalar var, bölgede çalışmalara katılıyor. Onunla ilgili de hem buradaki gençlik çalışmalarını konuşalım hem de bir Ramazan mesajı alalım istiyoruz. Evet Enes kardeşim, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de teşekkür ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Enes Orhan. Memleket Adıyaman. Adıyaman. Burada doğma büyüme Zürih'te. Neler yapıyorsun şu anda? Şu anda bölge yönetim kurulu için İsviçre İslam Toplumu Gençlik Teşkilatı'nda tanıtma başkanıyım. Ve şubede de burayı yönetmeye uğraşıyoruz Gençlik Teşkilatı'nda. Nasıl gidiyor çalışmalarımız özellikle külliyede? Çalışmalar güzel gidiyor, ağır geçiyor. Ramazan ayında şubelerimizi ziyaret ediyoruz. Merkez olarak programlara katılıyoruz. İftar olsun, sahur programı olsun. Külliyede bir farklı tabii. İsviçre'nin ilk camilerinden birisi. Gençlik diğer camilere göre daha az. Daha çok Arap, Afrika bölümünden cemaatimiz var. Gençlikte yine tabii yönetimimiz var. Aşağı yukarı 10 kişiden oluşan bir ekip. Beraber yürütmeye uğraşıyoruz tabii. Bu yaşta güzel hizmetler yapıyorsun. Rabbim ayırmasın seni buralardan. Memleket Adıyaman'dı değil mi? Adıyaman. Evet, daha önceki sohbetlerimizde söylemiştin. O zaman hem seni tanıyanlara hem Adıyaman'a bir selam gönderelim. İftar saatimiz yaklaşıyor. Neler söylersin? Buradan herkese Ramazan ayı mübarek olsun diyorum. Adıyaman'da halamgile, Mersin'den Antalya'dan İstanbul'a, Türkiye'de biraz dağılım. Herkese selamını iletiyorum. Ve buradaki tabii İsviçre'de yaşayanlar, Müslüman cemaatimize Ramazanları mübarek olsun diyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. İsviçre İslam Toplumu Zürih Külliye'de omuz omuza saf olduk ve farklı milletlerden Müslüman kardeşlerimizle namazımızı eda ettik. Şimdi de işte tıpkı Medine'deki gibi camimizin içerisinde serildi sofralar ve hep birlikte iftarlarımızı edeceğiz efendim. Tabii biz de buradaki insanımızın, buradaki Müslüman kardeşlerimizin duygularını alacağız. Tabii bu konuda bize tercümanlık konusunda az önce konuştuk. Burada hizmetler eden genç kardeşim Enes yardımcı olacak. Şimdi işte biz buradaki kardeşlerimize kısa kısa röportajlarımızı yapacağız inşallah.
sohbetlerimize ilk olarak kendisini gündüz de burada gördük. Başkanımıza sorduk. Dedi ki kendisi buradadır. Kantinimizi çalıştırır. Her zaman buradadır. Mahmut isminde bir kardeşimiz. Kendisiyle inşallah sohbet edeceğiz. Öncelikle kendisini bize tanısın. Nereden geliyor? Buradaki duyguları nedir? Buradaki bu manzarayla ilgili neler söylüyor? Kannst du dich kurz mal vorstellen, woher du kommst, wer du bist, was du hier genau machst? Ich bin Mahmut, Ijaz Mahmut und ich komme aus Pakistan. Und ich mache Hidmet für Jami. Ich probiere, ich wollte gerne machen Hidmet für Jami und Muslim Leute. Und ich frage Allah, gebe mir Tawfik zum gut machen, inşallah. İsmi Mahmut dediği gibi, kendisi Pakistanlı. Onun isteği zaten İslam cemaatine hizmet etmek. Burada da yerini buldu. Burada diyor kebap kesiyor. Sadece tabii kebap kesmesi değil. Kantinden tut, caminin içerisinde işlerini hallediyor. Bu ortamla ilgili neler söyler? Bütün Müslüman kardeşlerini bir arada görmekle ilgili duyguları neler? Wie ist das Gefühl, wenn du alle Muslimen hier siehst, zusammen an einem Sofra? Ich gerne alle Muslim für alle Länder kommen zusammen und sitzen, essen und Dua machen, Namaz machen, beten. Das ist sehr gut. Und ich danke für unsere Jamaat, unsere Idara. Sie helfen mashallah sehr gut und sie sind sehr nett. Und wegen dieser ich auch gerne. Dankeschön. Kendisi istediği gibi tüm Müslüman kardeşler birleşip bir sofrada beraber yiyip içip sadece Ramazan ayında değil tabi beraber namazlara katılıp birlik olalım diye. Ve kendisi İsviçre İslam toplumuna buradaki cemaatimize idareye bol bol teşekkür ediyor. Bize kendisini tanıtıp burasıyla ilgili nereden geliyor, burasıyla bu şu sofrayla ilgili neler söylemek istiyor? Die Frage ist, wie findest du es hier allgemein, zusammen hier zu essen und dich selber mal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst. Also zuerst mein Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Also mein Name ist Keita Mohammed. Ich komme aus Guinea-Conakry. Also ich lebe seit fast 11 Jahren hier. Und ich komme fast jeden Jahr hier zum Essen. Und dann, ich finde, hier sind sehr gut. Gehört nicht von Türkisch, meine ich, in meiner Zeit. Also das ist für alles. Kardeşimiz Guinea'dan geliyor. 11 senedir İsviçre'de ve sadece şimdi dediği gibi iftarlarda buraya geliyor her sene. Her sene sadece iftara değil tabii cumalarda da arkadaşımızı hep görüyoruz burada. Sohbetlerimiz devam ediyor. Efendim şu anda yine bir kardeşimizle birlikteyiz. Kardeşimiz de bu sefer Enes kardeşimizin yardımıyla İngilizce konuşacağız inşallah. Evet Enes kardeşim, kardeşimiz kendisini tanısın. Nereden geliyor? Okay. Can we meet you and where you come you from? Yeah, I'm come from Afghanistan and my name is Khan, Amir Khan. And we have to fast Ramadan nowadays, you know, also everybody have Ramadans. And I have first day today coming here and I'm so glad to see you here. Every programs and everything's about the responsibilities people, responsible. Who have the for drinking and for essence and for everything is very good, alhamdulillah. It's me, Amir Khan, Afghanistan'dan. Kendisi çok mutlu burada olmasından, yemeklerden dolayı da böyle bir toplumun içinde ve bu ikram eden arkadaşlardan da Allah razı olsun diyor. Rabbim buraları kuranlardan razı olsun. İşte bu Müslüman kardeşlerine hizmet eden bu genç kardeşlerim. Ömer kardeşim ve Hüseyin kardeşim. Kardeşim de bunların şefiymiş, öyle dediler. Somali'den, evet. Güzelce hizmet ediyorlar. Şimdi onların da duygularını alacağım. Evet Ömer kardeşim, seni tanıyalım öncelikle biraz. Ömer Faruk Zengin. İstanbul'da okuyorum 2 senedir. Memleket neresi Ömer Faruk? Burdur. Burdurlusun. Başkanımızın oğlusun herhalde sen. Evet. Baba oğul hizmet ediyorsunuz. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan iyi geçiyor. Gerçi uzun olması biraz zorluyor ama yine de iyi oluyor. Böyle akşam da iftardan bir saat öncesi buraya gelip de sofrayı hazırlamamız, zaman geçirmemize işte iyi oluyor. Hemen şefi tanıyalım, Somalili şefimiz. Kendisini bize tanıtabilir mi? Bismillah, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Ramazan kerim. Benim adım Hasan Abdurrahman Mahmud.
Hasan Abdurrahman Mahmut ismi. Und woher kommst du? Ich komme aus Somalia. Und wir geben Personal jeden Ramadan iftar hier. Und ich bin diese Jami 10 Jahre. Ich gebe immer, maşallah. Ja. 10 senedir bu camiye hizmet ettiğini söylüyor ve bu durumdan da memnun olduğunu ifade ediyor. İnşallah her günü böyle geçsin. Evet Hüseyin'im, seni alayım şimdi yanıma. Bu kardeşimiz işte hep birlikte el ele veriyorlar, hizmet ediyorlar. Buradaki insanlar rahat iftar yapsın diye onların yemeklerini taşıyorlar. Evet seni tanıyalım şimdi Hüseyin'im. Adım Hüseyin Eral. Zürih'te oturuyorum. Memleket Burdur. Kaç yaşındayız Hüseyin? 15 yaşındayım. 15 yaşındasın. Okul nasıl gidiyor? Okul iyi. Şimdi okulu bitirdim, çalışacağım. Ne üzerine çalışmayı düşünüyorsun? Lojistik. Lojistik üzerine. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi. Ama zor işte, zor oluyor. Çok uzun. Ama iyi geçiyor. Memlekete bir selam var mı? Kimler var Burdur'da? Ya. Tabii şimdi Burdur'da bu TV5'e bakanlara ve aileme, Burdur'daki aileme. Selam gönderdi Hüseyin kardeşim. Evet Ömer'im. Hüseyin selamı gönderdi Burdur'a. Senin var mı selamın Burdur'a? Selam var. Şu an annem ve kardeşim Burdur'da. Onlara selam yolluyorum. Nineme, dedeme, anneanneme çok çok selamlar. Ve tüm izleyenlere. Şimdi de yanımızda bu hizmetleri götüren bir kardeşimiz var. Rabbim kendisinden razı olsun. Geldi, hizmetlerini yaptı. Belki daha iftarını bile açmadı bizim gibi. İftar açmadın değil mi? Açmadım. Birlikte yapacağız inşallah. Yemeğimizi birlikte yiyelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan İnci. Zürih doğumluyum. Aslen Burdurluyum. Burada matematikçiyim. Mesleğim matematikçi. Sayılarla çok içli dışlısın o zaman. Biraz. Fazla değil de, aşırı evet. Değil de. Başkanımız dedi doktorasını yaptı matematik üzerine. Matematik üzerine doktorumu yaptım, evet. Akademik kariyere devam etmeyi düşünüyor musun yoksa iş hayatına mı atılıyorsun? Daha planda bir şey yok. Kesin bir şey yok. İnşallah hayırlısıyla. Bakarız galip fırsat nasıl. Nasipte ne varsa onu yaşayalım diyorsun inşallah. Rabbim kolaylık versin. Camimize geliyorsun, hizmet ediyorsun. Hizmetlerde de bulunuyorsun devamlı herhalde. Camimize bir görevin var mı? Neler yapıyorsun? Ben sekreterim. Teşkilatlanmadan sorumluyum. Yardımcı oluyorum. Böyle iftarlarda yardım etmeye çalışıyorum. Görevim bu. Burdur'a da, seni tanıyanlara da bir selam alalım buradan. Buyur. Tamam. Kızım Rüveyda'ya, oğlum Elyesa'ya selamlar. Eşim Hatice'ye, anneme, babama. Onlar Burdur'dalar mı? Onlar Burdur'dalar. Sen buradasın. Ben buradayım. Bayrama gidiyor musun? Yok, gitmiyorum. İsviçre'nin Zürih şehrinde İslam toplumu külli olarak bilinen camimizde güzelce hep birlikte iftarlarımızı yaptık. Ve şimdi sohbetlerimizde yanımızda İsviçre İslam Toplumu Teşkilatlanma Başkanı abimiz var. Kendisiyle de hem bu ortamları hem de Ramazan'ı hem de teşkilatımızın İsviçre'deki çalışmalarını konuşmak istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar efendim öncelikle. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz daha yakinen? Adım Ahmet Kıvanç Çelebi. 1965 İstanbul doğumlu. Aslen Samsunluyum. 80 yılında buralara gelmek nasip oldu. 90'lı yılların başından beri de elhamdülillah bu teşkilatta aklımızın erdiği, gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da İsviçre İslam Toplumu Teşkilatlanma Başkanı olarak görev yürütüyorsunuz. Teşkilatımızdaki çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Elhamdülillah. Yani özellikle bu Ramazan'dan başlayalım. İzin mevsiminde olmamıza rağmen elhamdülillah bayağı hareketli geçiyor, yoğun geçiyor. Müslümanların camiye, cemaate, teravihlere teveccühü yoğun. Elhamdülillah iyi. Teşkilat olarak da yani 7'den 70'e ufak yaştaki çocukların kreş faaliyetlerinden tutun da yetişkinlere kadar çok değişik alanlarda faaliyetlerimiz var. İşte eğitim, camilerin oluşturulması, daha çok cemaatin kazandırılması, üyelerin kazandırılması gibi elhamdülillah çok yönlü faaliyetlerimiz var. Burayı da gördük. Burada da güzel bir atmosfer var. Siz de bugün iftar sofralarında birlikteydiniz. Nasıl bir duygu burada bulunmak? Elhamdülillah bütün İslam ülkesinden birçok kardeşlerimizin uğrak yeri. Burada iftarlar her yıl böyle. Çok güzel. Yani değişik İslam ülkelerinde kardeşlerimizle birlikte olmak, birlikte bu atmosferi yaşamak, birlikte iftar etmek, ibadet etmek gerçekten güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi iftarlar yapıldı ve şimdi işte çaylarımızı içiyoruz. Camimiz çok güzel.
her şekliyle insanımız camımızı en iyi şekilde kullanıyor efendim. İnşallah burası cemaatsiz kalmaz. Bizim duamız, temennimiz bu yönde. Hayırlı Ramazanlar efendim. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İsmail Akyüz. Ben Burdurluyum. 25 senedir buradayım. 25 senedir bu camiye gelip gidiyoruz yani. Buradan seni tanıyanlara, memleketine neler söylemek istersin? Buradan beni tanıyanlara, Burdur'daki bütün akrabalarıma hepsine selam söylüyorum hepsine de. Teravih vakti yaklaşıyor ve cemaatimiz de yavaş yavaş camimize gelmeye başlıyor. İşte Türkiye'li vatandaşlarımız da yavaş yavaş camimize gelip teravih namazı için saf tutacaklar. Bize gelen cemaatimizde kısa kısa söyleşiler yapıyoruz. Şu anda yanımızda bu camimizin hizmetlerinde yıllardır bulunan bir büyüğümüz var. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım öncelikle efendim. İsmim Abdurrahman Kaymaz. Burdurluyum. 1981 yılında İsviçre'ye geldim. Gözümüzü bu camide açtık. Halen de devam ediyoruz işte burada. 81'de geldiğinizde nasıl bir yerde külliye? 81'de geldiğimizde tabii burası yoktu. Şu taraf, şimdiki oturduğumuz oda vardı. Mutfak tarafı vardı. Yani buranın yarısı kadar diyelim işte. Zamanla bu katın tamamını buraya kattık Allah'a şükür. Neler yapardınız o yıllarda bu küçük yerinizde? O yıllar tabii Türk cemaatimiz biraz daha fazlaydı. Çünkü etrafta o kadar fazla camimiz yoktu. Herkes buraya gelirdi. Daha böyle aktif bir durumdaydık. Şimdi biraz camiler çoğalınca buranın Türk cemaati de azaldı. O zamanlar işte sabah pazar günleri toplanırdık, çorbalar içerdik, dersler yapardık, sohbetler yapardık. Bunların hiçbiri şu anda kalmadı yani. Buradan memlekete sizi tanıyanlara da bir selam alalım efendim. Neler söylersiniz? Buradan memlekete işte Burdur'da anneme, babama, eşime, dostuma, dünürlerime hepsine ayrı ayrı selam söylüyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Yine güzel bir günün sonuna geldik. Her şey başladığı gibi güzel gitti efendim Zürih'te. Bazen yağmurlu, biraz soğuk da olsa Zürih programımızda güzel dakikalar geçirdik. Ve bu güzel dakikaları da işte yıllardır burada hizmet eden külliyenin içerisinden sonlandıracağız efendim. İsviçre İslam toplumuna bağlı olarak 40 yılı aşkındır hizmetlerini sürdüren külliye, İsviçre'nin Zürih şehrinde hemen merkezi tren istasyonu olarak bildiğimiz Hauptbahnhof'a yürüme mesafesinde efendim. Eğer İsviçre'ye, Zürih şehrine yolunuz düşerse tren istasyonundan indikten sonra birkaç dakika yürüyüp külliyeyi bulabilirsiniz. Ve burada Müslüman kardeşlerinizle saf saf olup omuz omuza saf durarak namaz kılabilirsiniz efendim. Bizleri bugün misafir eden İslam toplumu külliyeye, İsviçre İslam toplumuna ve bizleri bağrına basan dünyanın çeşitli noktalarından gelmiş Müslüman kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Avrupa'da Ramazan ekibi olarak yarın yine sizlere İsviçre'den sesleneceğiz. İsviçre İslam toplumunun Solothurn cemiyetindeki hizmetleri, cemiyetimizin bugünlere gelişini ve oradaki Ramazan sevinçlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarın tekrar görüşünceye dek ana sponsorumuz Selam Food'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yarın tekrar sizlere sesleninceye dek hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Selam, Avrupa'da Ramazan'ı sundu.